Bir tek hastalığın devası değil, bütün dertlere devadır ölüm. Hiçbir zaman korkulmayacak, çok kez aranacak, pek emin bir limandır ölüm. Hayata ha biz son vermişiz, ha kendi son bulmuş. Hepsi bir, ha eceline koşmuş insan, ha beklemiş onu, nereden gelirse, gelse, kendi ecelidir gelecek olan. İplik nerede koparsa oradadır ecel, orasıdır yumağın ucu. En gönüllü olanıdır ölümlerin en güzeli. Yaşamak başkasının istemine bağlı, ölmek yalnız bizimkine. En çok ölümde kendi huyumuzu, suyumuza göre davranmalıyız. Başkalarının ne diyeceği düşünülmez bu işte, çılgınlık olur düşünmekte. Yaşamak kölelik olur, ölmek özgürlüğümüz olmazsa. Hastalıkların iyileştirilmesi çoğu kez yaşamayı kısıtlamakla olmuyor mu zaten? Etimizi yarıyorlar, dağılıyorlar, elimizi ayağımızı kesiyorlar, yemekten kesip karnımızı alıyorlar. Bir adım daha atıversek öteye, toptan kurtulmuş oluruz. Şah damarımız neden kara kan damarımız kadar buyruğumuzda olmasın? Vicdanımız bizi günah işlememeye, isteklerimiz azaldığı için değil, aklımızın gereklerine uyarak zorlamalıdır. Gülmek ve ağlamak. Demokritos ve Heraklitos öyle iki filozoftu ki, birincisi insanlık halini boş ve gülünç bulduğu için halk arasına alaycı bir güler yüzle çıkarmış. Heraklitos ise insanın halini acıdığı, bahladığı için hep üzgün bir yüz ve gözyaşlarıyla dolaşırmış. Evinden dışarı adım atar atmaz gülmeye başlardı biri, öteki ise ağlamaya başlardı. Juvenalis. Ben birinci davranıştan yanayım. Gülmek ağlamaktan daha hoş olduğu için değil, yalnız insanlığı daha fazla küçümsediği, bizleri daha fazla suçladığı için. Öyle hallerimiz var ki ne kadar aşağılansak yeridir bence. Yakınmada, vahlanmada acıdığımız şeye değer verme vardır bir çeşit. Alay edilen şeylerse değer vermediğimiz şeylerdir. Sanmıyorum ki insanlıkta saçmalıktan fazla dert, budalılıktan fazla kötülük olsun. Dertlerimiz saçmalıklarımızdan daha ağır basmaz. Aşağılık olduğumuz kadar zavallı da değiliz. Onun için Diyojen, kendi kendisiyle konuşan, fıçısını yuvarlayıp gezen Büyük İskender'e dudak bükken, insanları sineklere, hava cıva dolu torbalara benzeten o filozof, bence insanlardan nefretiyle ün kazanan Timon'dan daha acı, daha sarsıcı, dolayısıyla daha doğru bir yargıçtı. Çünkü nefret ettiğimiz şey yüreğimizde yeri olan bir şeydir. Timon lanet okuyordu bize, batmamızı istiyordu bütün hıncıyla. Tehlikeli, zararlı, bulaşıcı diye kaçıyordu yakınlığımızdan. Öteki o kadar az değer veriyordu ki bize, yaklaşmamız rahatını kaçıramaz, tutumunu değiştiremezdi. Kovmuyordu insanları korktuğundan değil, onlarla görüşmeyi hiçe saydığından, bizi kendisine iyilik de, kötülük de yapmaktan aciz sayıyordu. Hainlere hıyanet. Antigonos, bir şehrin askerlerini kandırıp kendi rakibi olan komutanları Ömenes'e ihanet ettiriyor ama askerlerinin ihanetiyle adamı öldürdükten sonra kendisi tanrısal adaletin uygulayıcısı olmaya kalkıyor, hainleri şehrin mahallesine teslim edip hepsinin dilediği biçimde temizlenmesini emrediyor. Öylesine yaptırıyor ki dediğini, sayıları bir hayli çok olan bu askerlerin bir teki bile Makedonya'ya dönmüyor. Askerler kendisine ettikleri hizmetin büyüklüğü ölçüsünde kötülük etmiş ve cezayı hak etmiş oluyorlardı. Efendisi Sulpicius'un saklandığı yeri haber veren köle, Sila'nın vermiş olduğu söz gereği serbest bırakılıyor ama devlet hikmeti gereği Tarpeion kayalığından atılıyor. Bizim kral Kolevis de Kanar'da hizmetçilerine altın silahlar vaat ederek efendilerine ihanet ettiriyor, sonra üçünü de astırıyor. Kimi yerde de hıyanet edenlerin boyunlarına ihanet karşılığı aldıkları keseyi takıp asıyorlar. Kendi isteklerini yerine getirdikten sonra kamu isteğini de yerine getirmiş oluyorlar böylece. Mehmet II, Fatih Sultan Mehmet, soyunun adeti üzere taht kıskançlığı yüzünden kardeşini ortadan kaldırmak isteyince onun adamlarından birini kullanıyor bu işte. Adam da fazla su yutturarak boğuyor şehzadeyi. İş olup bitince padişah bu cinayetin kefareti olarak katili ölen kardeşinin anasına, yalnız babadan kardeştiler çünkü, teslim ediyor. O da padişahın gözü önünde katilin karnını yardırıyor. Kendi elleriyle yüreğini bulup sökerek sıcak sıcak köpeklere yediriyor.
kendileri hiç de iyi olmayanlar, kötü ve eylemden çıkar sağladıktan sonra rahat yürekle işe biraz iyilik doğruluk karıştırmaktan hoşlanırlar, bir karşılık ödüyormuş, vicdanlarını temizliyormuş gibi. Kaldı ki bu korkunç kötülüklere alet ettikleri kimseler kendilerini suçluyorlarmış gibi gelir onlara. Ölmelerini isterler ki bu yüz karası işlerin bilinci, tanıklığı silinsin gitsin. Hastalık. Benim hastalığım hastalıkların en kötüsü, en azılısı, en ağrılısı, en belalısı, en sürüklisidir. Kum hastalığından bahsediyor. Şimdiye kadar 5-6 uzun ve belalı sancı geçirdim. Bilmem ben mi yaman bir adamım, yoksa ölüm korkusundan ve doktorların aklımıza soktukları tehlikeler, neden ve sonuçlardan düşüncesini kurtarmış bir insan için bu acı kolay dayanılır bir acı mıdır? Bence ağrının etkisi aklı başında bir insanı çileden çıkarıp deliye döndürecek kadar şiddetli, dehşetli olmuyor. Kum sancısından benim şu yararım oldu ki bir türlü kendime kabul ettirmediğim ölümü artık yadırgamayacağım. Çünkü sancılar beni ne kadar sıkıştırır, tedirgin ederse ölüm korkusundan o ölçüde kurtuluyordum. Hayata, yalnız hayatta olduğum için bağlanmaya zaten alışmıştım. Hastalığım bu bağı da çözecek. Allah veri de hastalığın şiddeti gücümü aşıp bana ölümü sevdirip arzulatmasa. Çünkü bu da ölümden korkmak kadar kötü bir şeydir. Ne ölümden kork ne de ölümü iste. Martialis. Bunlardan ikisi de kaçınılacak durumlardır. Ama birincisinden kaçınmak çok daha kolaydır. Evet ama acılara dayanırken hiç istifimizi bozmamayı, mağrur ve sakin bir tavır takınmayı bir ahlak kuralı yapmak da bana anlamsız bir gösteriş gibi geliyor. Neden bir şeyin aslına, doğrusuna bakan felsefe burada görünüş üzerinde duruyor? Bu oyunu aktörlere, söz ustalarına bıraksın. Dış hareketlerimize bu kadar önem veren onlardır. İnsanın yüreği sağlamsa acıları yenmek için ağlayıp sızlamaktan çekinmesin. İrademizi aşmayan bu sızlanmaları, irademizi aşan iç çekişleri, hıçkırıklar, çarpıntılar, sararmalar gibi görsün. Yürekte korku, sözlerde umutsuzluk yoksa daha ne istiyor? Düşüncemiz kıvranmıyorsa, bedenimiz kıvranmış ne çıkar? Felsefe bizi başkası için değil, kendimiz için, güçlü görünmek için değil, güçlü olmak için yetiştirir. Düşüncemizi yönetsin yeter, onun işi bu. Ruhumuza öyle bir güç versin ki kum sancılarında kendini kaybetmesin, korkakça boyun eğmesin, karşı koysun, bitkin ezilmiş bir hale gelmesin, bir savaş taşkınlığı ve azgınlığı göstersin. Bir dereceye kadar çevresindekilerle konuşmak ve daha başka şeyler yapmak gücü olsun. Bu kadar çetin hallerde insandan hiç istifini bozmamasını istemek zalimliktir. Biz savaşı kazanalım da varsın gösterişimiz bozuk olsun. Vücut kıvranmakla rahatlıyorsa bırakın kıvransın. Hareket iyi geliyorsa istediği gibi yuvarlanıp tepinsin. Var gücüyle bağırınca ağrı biraz olsun geçer yahut diner gibi olursa hiç çekinmeden bağırsın. Ona ille de bağıracaksın demeyelim ama bağırmasına da karışmayalım. Epikuros olgun bir insanın acı çekerken bağırmasını hoş görmekle kalmıyor, bunu öğütlüyor bile. Güreşçiler rakiplerine vururken, zırhlı yumruklarını savunurken inler gibi bağırırlar. Çünkü bağırmak sinirleri gerer ve vuruş daha kuvvetli olur. Cicero. Bunları söylemekten amacım, kum sancılarında yaygara koparanları hoş görmektir. Çünkü ben kendim şimdiye kadar bu sancıları biraz daha durgun geçirdim. Bağırıp çağırmadım, yalnızca inledim. Ama bu edepli halde kalmak için hiç de kendimi zorlamadım. Çünkü böyle bir üstünlüğe değer verenlerden değilim. Sağlık üstüne. İyiyken de, hastayken de canımın istediğini yapmışımdır her zaman. İçimden gelen isteklere büyük bir güvenim vardır. Acıyı acıyla gidermeyi sevmem. Hele insanı hastalıktan daha fazla rahatsız eden ilaçlardan nefret ederim. Karnımız ağrıyor diye, kendinizi istiridye yemek keyfinden yoksun ettiniz mi, derdiniz birken iki olmuş demektir. Hastalıktan çektiğiniz yetmiyormuş gibi. Bir de perhizden çekersiniz. İlaçlarda nasıl olsa aldanıyoruz madem, bari ağzımızın tadıyla aldanalım. Herkes bunun tersini yapıyor. Kendine zor gelen neyse iyiliği onda görüyor. Kolay bakımdan çekiniyor. Canımın çektiği yiyecekler çok defa mideme en az dokunan şeyler olmuştur. İştahım midemle kendiliğinden uyuşur. Gençken biberli baharlı şeyler hoşuma giderdi. Yaşlanınca mideme dokunuyor, hoşuma da gitmez oldular. Şarap hastalara iyi gelmez. Hasta olduğumu en tiksindiğim şey de
şarap olur. Zorla, istemeye istemeye yaptığım her şey dokunur bana. Seve seve, iştahla yaptığım hiçbir şeyden zarar görmem. Hoşuma giden bir şeyin bana dokunduğunu bilmiyorum. Onun için hekimlerin dediklerini her zaman keyfimden yana çevirmişimdir, hem de alabildiğince. En büyük dertler çoğu zaman doğaya uyacak yerde kendi uydurduğumuz çarelerden gelir. İspanyolların bir sözü türlü yönlerden hoşuma gider. Allah beni kendimden korusun. Hastayken beni üzen şey, canımın istediğini yapmamak değil, canımın bir şeyi istemez oluşudur. Keşke bir şey istese de yapsam, hekimler zor durdurur beni. Sağken bütün kaygım da umutlu istekli olmaktır. Uyuşuk, isteksiz olmak ne acıklı bir şeydir. Hekimlik bilgisi, son sözünü söylemiş değil ki, bizim ağız açmaya hakkımız olmasın. Bu bilgi iklimlere, aylara, frenele ve eskaliye göre değişir. Hekiminiz uykuyu, şarabı ve eti sizin için zararlı görüyorsa üzülmeyin. Ben size onun gibi düşünmeyen bir başka hekim bulurum. Hekimlerin düşünceleri bin bir kalıba girecek kadar değişiktir. Bir zavallı hasta bilirim, iyileşeceğim diye aylarca susuzluktan yandı tutuştu, sonra bir hekim kendisine su içmemenin zararlı olduğunu söyledi. Neye yaradı çektikleri? Geçenlerde bir hekim çok sıkı perhizden sonra böbrek taşından öldü. Meslektaşlarının dediğine göre bu perhiz onu kurutmuş, tüketmiş ve taşın büsbütün azmasına neden olmuş. Üç büyük adam. Bildiğim bütün insanlar arasında bir seçme yapmam istense ben üç insanı hepsinden üstün tutardım. Bunlardan biri Homeros'tur. Homeros, Aristoteles'ten ya da Varro'dan daha mı bilgilidir diyeceksiniz? Hayır. Hatta şiir sanatında Vergilios'un ondan hiç de aşağı kalmadığı ileri sürülebilir. Bu konuda hüküm vermek her ikisini de bilenlere düşer. Ben kendi hesabıma yalnız birini, Vergilios'u biliyorum. Açıkça söyleyeyim ki şiirde bu büyük romanın aşılabileceğini aklım almaz. Gerçi böyle söylerken Vergilios'un Homeros'tan esinlenip ders aldığını, onun ardından yürüdüğünü, koskoca annesini İlyada'nın bir parçasından çıkardığını da unutmamalıyız. Ama ben orasında değilim. Bu adamı büyük ve neredeyse insanüstü bir varlık sayarken ben birçok başka şeylere hesaba katıyorum. Hatta bazen dehasıyla bunca tanrılar yaratmış, insanlara da kabul ettirmiş bir adamın tanrılar arasında yer almamış olmasına şaştığım bile oluyor. Körlüğüne, yoksulluğun ve bilimlerin gelişmesinden önce yaşamış olmasına karşın öyle gerçeklere ulaşmış ki ondan sonra yeni bir düzen kurmak, bir savaşı yönetmek, dinden, felsefeden veya sanatlardan söz açmak isteyenler, hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, hep ondan ders almış. Dedim B100'ü, denemeler, sayfa 222. Körlüğüne, yoksulluğun ve bilimlerin gelişmesinden önce yaşamış olmasına karşın öyle gerçeklere ulaşmış ki ondan sonra yeni bir düzen kurmak, bir savaşı yönetmek, dinden, felsefeden veya sanatlardan söz açmak isteyenler, hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, hep ondan ders almışlar, her şeyi bilen bu Yaman hocanın kitaplarını bütün bilgilerin kaynağı saymışlardır. Güzel ne, kötü ne, yararlı ne, zararlı ne, bunları o daha iyi söyledi. Kısippos'tan, Krantor'dan. Horatius. Ondan, o tükenmez kaynaktan gelir, Permetos'un kutsal suları şairlere. Ovidius. Kalın Musa'ların yoldaşlarına, onlardandır yıldızlara yükselen Homeros'ta. Lucretius. Bu cömert kaynağı sonrakiler akıttılar bütün kendi şiirlerine, bir ırmak bir sürü dereceye bölündü, bir insanın mirasıyla beslenerek. Manilius. Bu büyük adam insan eserlerinin en değerlisini doğa düzenine aykırı giderek yaratmış, çünkü doğuşta her şey kusurlu olduğu halde Homeros'ta şiir, daha birçok bilgiler çocukluk çağına olgun, kusursuz ve pürüzsüz olarak girmişler. Bu bakımdan onu ilk ve son şair de sayabiliriz. Eskilerin de çok güzel gördükleri gibi Homeros kendinden önce gelenlerden hiç kimseyi taklit etmediği için kendinden sonrakilerden hiçbiri de onu taklit edememiştir.
Aristoteles'e göre hayat ve hareket yalnız onun sözlerinde vardır. Yalnız onun sözleri özlü sözlerdir. Büyük İskender, Darius'tan aldığı ganimetler arasında değerli bir çekmece bulmuş ve demiş ki, ''Bunun içine benim Homeros'umu koyun. Savaşlarda bana en doğru yolları gösteren odur.'' Anaksandrias'ın oğlu Kleomenes de Homeros'u askerlik sanatını çok iyi bildiği için Lakedemonyalıların şairi sayıyordu. Plutarkos'un Homeros'ta beğendiği taraf, onun insanı hiçbir zaman doyurup usandırmaması, okuyucuya durmadan değişen bir yüz göstermesi, her sayfada yeni bir güzelliğe bürünmesidir. Bu değeri Homeros'tan başkasında bulamazsınız. Delişmen Alkibiades, bir gün edebiyatla uğraşan birisinden İlyada'yı istemiş. Adam yok deyince Alkibiades tokadı yapıştırmış. Siz de bugün dua kitabı olmayan bir papaza ne dersiniz? Xenophanes bir gün Sirakusa kralı Hieron'a yoksulluğundan yakınırken iki kul tutmaya gücü olmadığını söylemiş. Hieron da demiş ki, iyi ama senden çok daha yoksul olan Homeros'un ölmüşken bile 10.000'den fazla kulu vardı. Panaeatus'un Platon'a filozofların Homeros'u demesi de pek anlamlıdır. Bütün bunlardan başka onun kadar ün kazanmış kim var dünyada? Onun adı ve eserleri kadar dillere destan olmuş ne var? Troya, Helena ve savaşları belki de olmuş şeyler değildir ama onları bildiğimiz kadar neyi biliriz? Çocuklarımıza hala Homeros'un 3000 yıl önce uydurmuş olduğu adları veriyoruz. Hektor'u, Aşil'i kim tanımaz? Yalnız birkaç soy değil, ulusların birçoğu kaynaklarını bu masallarda arıyor. Türklerin padişahı 2. Mehmet, Papa 2. Pius'a şunları yazmış. İtalyanların bana düşman olmalarına şaşıyorum. Biz de İtalyanlar gibi Troyalıların soyundayız. Yunanlılardan Hektor'un öcünü almak benim kadar onlara da düşer. Onlarsa bana karşı Yunanlıları tutuyorlar. Öyle büyük bir komedya ki bu İlyada, yüzyıllardan beri krallar, devletler, imparatorlar sanki ondan aldıkları rolleri oynuyorlar. Bütün dünya bu komedyanın sahnesi oluyor, yedi büyük Yunan şehri arasında Homeros'un doğduğu yer konusu yüzünden kavga çıktı. Aslının bilinmemesi bile onun için bir onur oldu. Öteki büyük insan İskender'dir. Seferlerine kaç yaşında başladığını, ne kadar az bir kuvvetle ne büyük işler başardığını, ardından gelen görgülü ve ünlü dünya komutanları arasında daha çocukken kazandığı üstünlüğü her tehlikeyi göze alarak, neredeyse haddini bilmeyerek diyecektim. Başardığı seferlerden, talihten gördüğü inanılmaz kolaylığı düşünün. Önüne çıkan tepelerde ne varsa yıkarak, geçtiği her yerin altını üstüne getirerek, Lucianus. 33 yaşında bu adam dünyada insan yaşayan bütün toprakları zaferle dolaşmış, yarım bir ömür içinde bir insanın gösterebileceği bütün kudreti göstermiş, o kadar ki İskender'in yaşını gördüğü işlere göre hesaplarsanız hiçbir insanın ulaşamayacağı bir yaş bulursunuz. İskender'in askerlerinden sayısız kral soyları türemiş. Ölümünden sonra dünya onun 4 komutanı arasında paylaşılmış, uzun zamanda onların torunları elinde kalmış. İskender'in ahlak değerleri saymakla bitmez. Doğruluk, nefsine egemenlik, cömertlik, sözünde erlik, yakınlarına sevgi, düşmanlarına insanlık. Gerçekten onun ahlakına hiç diyecek yoktur. Gerçi pek nadir olarak haksızlıklarda etmiştir ama bu kadar büyük işler başarıp da haksızlık etmemek mümkün değildir. Bu gibi insanları hareketlerine egemen olan düşünceyle toptan yargılamak gerekir. Tabia'nın yıkılması, Mamendros'un, Epistonun hakimiyetinin, yüzlerce İranlı esirin, bir sürü Hintli askerin, çocuklarına varıncaya kadar bütün Kos halkının öldürülmesi kolay hoş görülecek işler değildir. Ama Kletos'u öldürmekle işlediği suç fazlasıyla ödemesi ve daha başka davranışları gösteriyor ki yüreği temizdi. İyilik için yaratılmış bir insandı. Onun hakkında pek yerinde olarak derler ki, iyilikleri doğasının, kötülükleri talihinin eseridir. Biraz kendini beğenmiş olmasına, kötülenmeye pek dayanamamasına, Hintlileri asıp kesmekle pek ileri gitmesine gelince, bütün bunlar bence yaşına ve hayatının baş döndürücü hızına verilebilir. Ya askerlik değerleri, atılganlığı, tedbirliği, sabrı, disiplini, ustalığı, mertliği, talihi ki Anibal'i görmemiş olsaydık, İskender'i bu bakımdan aşacak adam olmazdı. Bir erkek olarak tanrısal yaratılışı ve güzelliği,
o genç, o dinç, o alev gibi yüz, o dimdik baş, o aslanca duruş. Tıpkı Venüs'ün sevdiği sabah yıldızının deniz sularında yıkanmış temiz yüzünü gösterince karanlıkları dağıtması gibi. Vergilius. Bilgide ve düşüncede üstünlüğü, temiz, lekesiz ve eşsiz ününün büyüklüğü ve sürekliliği. Ölümünden sonra onun madalyalarını taşıması herkes uğur sayıyordu. Krallardan söz etmemiştir. Hala bugün Müslümanlar bütün tarihleri küçük gördükleri halde onun tarihine büyük bir değer verirler. Bütün bu değerleri bir araya getirerek düşünecek olursanız İskender'i Sezar'dan üstün tutuşuma hak verirsiniz. Sezar onunla boy ölçüşebilecek tek adamdı. Hatta tarihin İskender'e yardım ettiği kadar Sezar'a yardım etmediğini yadsıyamayız. İkisinin birçok tarafları birbirine eşittir ama Sezar'ın İskender'den üstün bir tarafı yoktur. Bu iki adam dünyanın dört bucağını kasıp kavuran iki yangın, iki seldi. Sezar'ın tutkusundan daha az taşkınlık olsa bile sonunda hem kendisi hem ülkesi hem de dünya öyle felaketlere sürüklendi ki her ikisinin değerlerini teraziye koyunca İskender ister istemez daha ağır basıyor. Üçüncü ve bence en değerlisi Epaminondas'tır. Ünü ötekilerden çok daha azdır. Ama ün değerin öz unsurlarından değildir. Epaminondas'ta yaratış ve yürek istediğiniz kadar, hem de tutkunun doğurduğu cinsten değil, bilginin ve aklın olgun bir ruha aşıladığı cinsten. Bundan yana İskender'den, Sezar'dan aşağı kalmaz. Çünkü kazandığı zaferler ne öyle çok ne de öyle parlak olmamakla birlikte ne koşullar altında kazanıldıkları düşünülecek olursa hem çetinlik ve büyüklük hem de yiğitlik ve askerlik bakımından onların zaferleri kadar değerlidir. Yunanlılar onu hiç duraksamadan en büyük adamları saymışlardır. Yunanistan'ın en büyük adamı olunca da dünyanın en büyük adamı sayılmak zor değildir. Bilgisine ve olgunluğuna gelince Yunanlılardan kalan bir söze göre onun kadar çok bilen ve onun kadar az konuşan adam yokmuş. Epaminondas Pitagoras okulundandır. Az şey söylemiş fakat söylediğini herkesten daha iyi söylemiş. Hatiplikte eşsiz ve çok inandırıcıymış. Ahlakına, vicdanına gelince iş başına gelmiş insanların hiçbiri bundan yana onunla boy ölçüşemez. Bu tarafıyla ki insan da asıl bu tarafıyla insandır, hiçbir filozoftan hatta Sokrat'tan bile aşağı kalmaz. Epaminondas'ta ruh temizliği temelli, sürekli, değişmez, bozulmaz bir haldir. İskender'in bu tarafı onun yanında sönük, kaypak, katışık, yumuşak, gelişigüzel kalır. Eskiler büyük komutanları türlü halleriyle inceledikten sonra her birinde ünün asıl nedeni olan bir özel değer bulurlardı. Yalnız Epaminondas'ta erdem ve bilgi sürekli ve aynı derecede yüksekti. Yalnız o insan hayatının her yönünde, devlet işlerinde, kendi işlerinde, savaşta ve barışta, onurlu yaşayıp kahramanca ölmekte aynı büyüklüğü gösterebilmiştir. Ben hiçbir insanın hayatına, her bakımdan onunkine duyduğum kadar saygı ve sevgi duymamışımdır. Şu kadar ki birlikte inat etmesinde ben, yakın dostları gibi büyük bir ahlak üstünlüğü görmüyorum. Yalnız bu hareketini ne kadar yiğitçe ve saygıdeğer de olsa biraz çiğ buluyorum ve bu tarafına özenmeyi aklımdan geçirmiyorum. Ondan ayırt edemediğim tek insan Scipio Aemilianus'tur. Onun ölümü de o kadar kahramanca ve onurlu, bilimlerdeki anlatışı o kadar geniş ve derindir. Hayatında onu en çok sevindiren şeyin Lucreta'da kazandığı zaferle anasına babasına verdiği sevinç olduğunu söylemiştir. Onların sevincini böyle onurlu bir işten kendisinin duyduğu haklı ve derin sevince üstün tutması ne kadar anlamlıdır. Yurdunu kurtarmak için bile bir adamı sorgusuz sualsiz öldürmeyi doğru bulmazdı. İşte bunun için arkadaşı Pelopiades'in Tiabia'yı kurtarmak için giriştiği işi pek soğuk karşılamıştır. Bir savaşta bile karşı tarafta bulunan bir dosta rastlamaktan kaçınır, onu ölümden korumak isterdi. Epaminondas, Korintos yakınlarında Muri'nin kapılarını tutmak isteyen Lakedemonyalıları mucizeyi andıran bir vuruşla yardıktan sonra kimseyi kovalayıp öldürmeden yürüyüp gitmişti yoluna. Düşmanlarına karşı bile bu kadar insanca davranan bu adamdan kuşkulanan Boğatlılar elinden baş
komutanlığı aldılar. Böyle bir nedenle atılmak onun için ne büyük onur. Az sonra da hiç utanmadan ona tekrar yerini vermek zorunda kaldılar. Anladılar ki şan ve onurları, kurtuluşları ona bağlıydı. Zafer her gittiği yerde gölgesi gibi ardından geliyordu. Ülkesinin onunla parlayan yıldızı onun ölümüyle söndü. Yaşamımızı ölüm kaygısıyla, ölümümüzü de yaşama kaygısıyla bulandırıyoruz. Her şey mevsiminde. Her şey mevsiminde gerek, iyi şeyler ve onlarla birlikte her şey. Benim artık dua kitabıyla işim kalmadı. Quintus Flamenio'nun ordunun başında savaşa hazırlanırken bir kenara çekilip Tanrı'ya dua ettiğini görmüşler. Savaşı kazandığı halde yine de ayıplamışlar bu davranışını. Bilge iyi şeylerde bile bir ölçü gözetir. Juvenalis. Ödemanidas, Knexrates'in tek ihtiyar halinde okula, derse koştuğunu görmüş de bu adam hala öğreniyor, ne zaman bilecek demiş. Filoponimenes'te kral Plemenos'u her gün silah kullanıp vücudunu işletiyor diye övenlere demiş ki, bu yaşta kralın silah talimleri yapması övünülecek bir şey değil, onun yapacağı iş artık silahları kullanmaktır. Bilgeler der ki, genç hazırlanmalı, ihtiyar yaşamalı. İnsan doğasında bilgelerin gördükleri en büyük kusur da arzularımızın durmadan yenilenmesidir. Her gün hayata yeniden başlıyoruz. Öğrenmek ve arzu etmek iyi ama ihtiyarladığımızı da unutmamamız gerek. Bir ayağımız çukurdadır. Hala içimizde yeni istekler, dilekler doğar. Ölüm karşısına gelmiş, sen mezarını düşünecek yerde mermer yonturup evler yaptırmaktasın. Horatius. Benim en uzun süreli niyetlerim nihayet bir yıllıktır. Artık göçmeye hazırlanıyorum. Yeni umutlara düşmekten, yeni işlere girişmekten kaçınıyorum. Bıraktığım her yeri son kez selamlıyorum. Benim olan her şeyden her gün biraz daha elimi çekiyorum. Bir hayli zamandır artık ne bir şey yitiriyor ne de bir şey kazanıyorum. Kendisinden çok. Görmüyor muyuz? Seneca. Yaşadım. Talihin bana yürüttüğü yol bitti. Vergilius. İhtiyarlığımın bana verdiği bütün ferahlık, hayatı bulandıran arzu ve endişelerden birçoğunu söndürmüş olmasıdır. Dünyanın gidişine, servete, büyüklüğe, bilime, sağlığa, kendime ait tasam kalmadı. İnsanda var ki sonsuz olarak susmayı öğreneceği bir zamanda konuşmayı öğrenmeye kalkar. İnsan her zaman öğrenmeye devam edebilir ama öğrenciliğe değil. Alfa bir okuyan bir ihtiyarın durumu gülünçtür. Zevkler insandan insana değişir. Her şey her yaşa uygun düşmez. Galus. Öğrenmek gerekirse durumumuza uygun bir şey öğrenelim. İhtiyarlıkta öğrenim ne işe yarar diye sordukları zaman biz de hayattan daha iyi, daha rahat ayrılmaya diye cevap verebilelim. Genç Kato ölümünü yakın hissettiği bir sırada eline geçen bir Platon diyaloğunu, ruhun ölmezliği üstüne olan diyaloğu bu amaçla okuyordu. Sanılmasın ki Kato çok daha önceden kendini ölüme hazırlamıştı. Hayır, ondaki kadar metinlik, kendinden eminlik ve olgunluk Platon'un yazılarında yoktur. Bu bakımdan onun bilgisi ve yürekliliği felsefenin üstündeydi. Bu diyaloğu okumakla ölüme hazırlanmıyordu. Ölüm düşüncesiyle uykusuna bile aralık vermeyen bir insan gibi hiç esnefini bozmadan her gün yaptığı işlerden biri olan okumasına rastgele bir kitapla devam ediyordu. Pretörlükten düştüğü geceyi oyunla geçirmişti. Öleceği geceyi de okumakla geçirdi. Yaşamını yitirmek onun için mevkini yitirmekten farklı bir şey değildir. İnsanın kararsızlığı. İnsanların davranışları üzerinde düşünce yürütmek isteyen, bu davranışları birbirine uydurmakta, hepsini bir kalıba sokmakta çektikleri zorluğu hiçbir yerde çekmezler. Çünkü bu davranışlar çok zaman birbirine öyle aykırıdır ki aynı tezgahtan bu kadar çeşitli kumaş çıkması insana olanaksız gelir. Acımasızlığın simgesi olan Neron'a sarayın geleceği üzerine bir idam fermanı imzalatmaya getirmişler, bir insanı ölüme göndermek Neron'un öyle yüreğini yakmış ki keşke hiç yazı yazmasını bilmeseydim demiş. Gelin de bunu açıklayın. Böyle örneklere herkeste, hatta kendi kendimizde o kadar çok rastlarız ki aklı başında insanların bizi bir kalıba dökmeye çalışmalarına şaşarım. Nasıl olur ki insanda en çok ve en açık görülen kusur zaten bir dalda durmamaktadır. Publius Sirius'un ünlü sözü de bunun için doğrudur. Değiştirilemeyen bir düzen kötü bir düzendir.
Bir insanı yaşamının belli başlı durumlarına bakarak yargılamak bize doğru gibi gelir. Ama inanç ve adetlerimizin mayasındaki kararsızlığı gördükçe bana öyle geliyor ki büyük yazarlar bile bizi her yerde, her zaman hep aynı kalan bir varlık olarak görmekle yanılmışlardır. İnsanın herkesçe bilinen bir yüzünü alıyorlar. Sonra bütün hareketlerini bu yüzü uydurup anlatıyorlar. Uyduramadıklarının birçoğunu hasır altı ediyorlar. Augustus'u bir türlü anlatamadılar çünkü bu adam bütün hayatı boyunca o kadar sık, o kadar çabuk ve açık değişmeler göstermiştir ki en gözü pek yargıçlar bile onun hakkında hüküm vermekten çekinmişlerdir. İnsanların en güç inandığın tarafı değişmezlik, en kolay inandığın tarafları da değişikliktir. Her gün yaptığımız şey özlemlerimizin ardından rastlantıların rüzgarıyla sağa sola yukarı aşağı gitmektir. Ne istediğimiz ancak bir şeyi istediğimiz anda düşünürüz. Şu her yatırıldığı yerin rengini alan hayvan gibi değişir dururuz. Şimdi ileri sürdüğümüz bir düşünceyi birazdan bırakır sonra tekrar ona döneriz. Hep salıntı, gidip gelme, kararsızlık. Kukla gibi iplerimiz çekilip oynatılıyoruz. Horatius. Gitmiyoruz, götürülüyoruz. Suyun akıntılı veya durgun oluşuna göre kimi ağır ağır, kimi hızlı akıp giden şeyler gibi. Görmüyor muyuz, bocalıyor insan, aranıyor hep. Yer değiştiriyor, yükünü atmak ister gibi. Lucretius, her gün yeni bir hayata uyarız. Gönlümüz zamanın değişmeleriyle türlü durumlara girer. İnsanların düşüncesi Zeus'un onlara verdiği değişik gün ışıklarına benzer. Cicero. Bir düşünceden bir düşünceye gider geliriz. Hiçbir şeyi kendiliğimizden kesin ve sürekli olarak istediğimiz yoktur. Rastlantıların rüzgarı insanı keyfinin istediği yere götürdüğü gibi kendi durumumuzdaki kararsızlık da öteye beriye çekip değiştirilebiliyor. İçinize dikkatle bakarsanız kendinizi iki kez aynı durumda bulamazsınız. Ruhumu baktığım tarafına göre kimi şöyle, kimi böyle bir durumda görüyorum. Kendimi bir şöyle, bir böyle anlatışım. İçime bir şöyle, bir böyle bakışımdan geliyor. Kendimde türlü durumlar içinde bulamadığım karşıtlık yok. Utangaç ve yüzsüz, çekingen ve atılgan. Sessiz ve geveze, kaba ve ince, ahmak ve zeki, babacan ve aksi, yalancı ve doğru sözlü, bilgili ve cahil, cömert ve cimri, yerine göre bütün bu durumları az çok kendimde görüyorum. Ruh eşitliği. İmparatorla kunduracıların ruhları eş kalıptan çıkmadır. Kralların gördükleri işlerin önemine ve ağırlığına bakarak bu işlerin önemli ve ağır nedenlere dayandığını sanırız yanlış. Bizi işe süren, işten alıkoyan nedenler onlar için de aynıdır. Bizi komşumuzla kavgaya sürükleyen neden, hükümdarları savaşa sürükler. Uşağınıza, dayak atmanıza neden olan şey, krala, bütün bir ulusu mahvettirebilir. Onların istekleri de bizimkiler kadar sudandır ama kudretleri daha fazladır. Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Kim bilmez ki delilik, özgür bir kafanın yiğitçe çıkışları, yüce ve görülmedik bir erdemini ortaya attıklarıyla çok yakın kapı komşusudur. Dünyanın bize göreliği. Her varlık için en değerli, en yüksek varlık kendininkidir. Başka varlıkların değerlerini, kendi varlığını temel olarak ölçer, ona göre yargılar verir. Bu temel ve ölçü olmadıkça hayal gücümüz iş göremez. Başka bir çıkış noktası da yaratamaz. Kendimizin dışına, ötesine gidemeyiz. Bu yüzden insanlar şöyle düşünmüşler. Varlıkların en güzeli insandır. O halde Tanrı onun şeklindedir. Kimse erdemsiz mutlu olmaz. Erdem de aklın dışında değildir. Akılsa insandan başka varlık da yoktur. O halde Tanrı insan biçiminde olacak. Senepones bunu pek hoş anlatır der ki eğer hayvanları da tanrılar icat ediyorlarsa ederler ya. Onları kendilerine benzetip övünürler. Niçin? Örneğin bir kas şöyle düşünmesin. Evrende her şey benim içindir. Toprak üstünde yürümeye yarar. Güneşin işi bana ışık tutmak, yıldızların işi yaşamım ve talihin üzerinde etkili olmaktır. Rüzgarlar, sular bana filan rahatlığı sağlar. Bu gök kubbe benim kadar hiç kimseyi kayırmaz. Ben evrenin göz bebeğim. İnsanoğlu benim yiyeceğimi içeceğimi arayıp buluyor. Oturacağım yeri yapıyor, bana hizmet ediyor, buğdayı benim için ekip biçiyor. Gerçi beni kesip yiyor ama bu işi kendi eşlerine de yapıyor. Ben de insanoğlunu öldüren, yiyen kurtları yiyorum. Bir kartal aynı şeyi daha büyük bir gururla söyleyebilir. Evrenin en güzel, en soylu yeri olan göklerde istediği gibi uçabiliyor. İnsanın en kötü durumu kendini bilmez ve yönetmez olduğu zamandır. İnsanlar arasında... Öfke ve kin doğruluğun sınırları dışındadır. Bu tutkular yalnız işlerine akıllarıyla bağlanmayan insanların işine yarar.
Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağırbaşlıdır. Ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve haksızlık vardır. Doğru yol uğrunda kendimi ateşe atabilirim ama elden gelirse başkalarını yanmaktan korurum. Montaigne şatosu gerekirse herkesin eliyle birlikte yansın ama gerekmezse kurtulmasına sevinirim. İşimin bana verdiği olanaklarla onu korumaya çalışırım. Çoklarında gördüğünüz gibi iş sevgisi bir aksilik ve inatçılık olmamalıdır. Böylesi çıkara ve bencil tutkulara dayanır. Kahpece ve kurnazca bir harekete de cesaret dememeliyiz. Öyle gayretli kimseler vardır ki bütün arzuları aslında insanlara kötülük ve eziyet etmektir. Onları coşturan hizmet ettikleri erek değil, çıkarlarıdır. Savaş haklı olduğu için değil, yalnızca savaş olduğu için kızıştırırlar. Birbirine düşman iki dostunuz arasında gönül ve vicdan rahatıyla yaşama olanağı vardır. Her ikisi de aynı sevgiyi gösteremezseniz bile, sevginizde ölçülü kalırsanız, hiçbirine sizden her şeyi isteyebilecek kadar bağlanamazsınız. Ölçülü kalmak koşuluyla her ikisinin güzel taraflarını tadarsınız, bulunduk suda balık avlamaya kalkmamak koşuluyla yüzebilirsiniz. Bütün varlığımızla her iki tarafa birden bağlanmak hem aklımıza hem de vicdanımıza aykırı düşer. Birinin isteğine uyup ötekine ihanet ettiğiniz zaman o dostunuz bilmez mi ki aynı ihaneti kendisine de yapabilirsiniz. İşine yaramadığınız için sizi dinler, ihanetinizden yararlanmaya çalışır ama size kötü gözle bakmaya da başlar. Çünkü ikiyüzlü insanlar getirdikleri sözle yararlı olurlar ama götürecekleri sözle de zararlı olabilirler. Birine söylediğim her şeyi gereğinde, belki biraz sesimi değiştirerek ötekine de söyleyebilmeliyim. Birinden ötekine götürdüğüm sözler önemsiz, bilinen, orta malı sözler olmalı. Hiçbirine yalan söylememenizi haklı gösterecek bir durum düşünemem. Bana güvenilen bir sırrı kutsal bir emanet gibi saklarım ama sırları elimden geldiği kadar bilmemeye çalışırım. Dostlarımla şu pazarlığı yapabilirim. Bana sırlarını az güvensinler, buna karşılık benim her söylediğim doğruluğuna inansınlar. Dostlarım bana her zaman istediğimden çok fazla sır vermişlerdir. Filipides, Lysimatos'a pek akıllıca cevap vermiş. Kral ona, dile benden ne dilersin? Ne vereyim sana dediği zaman, sırlarınızı vermeyin de ne verirseniz verin demiş. Bakıyorum herkes kendisine verilen işin gizli kapaklı her tarafını bilmek istiyor. Bunlar kendisinden gizlendi mi küsüyor, ben ise götüreceğim işten fazlasını söylemedikleri zaman rahat ediyorum. Bilip de söylememenin üzüntüsünü duymak istemiyorum. Kötü işte kullanılmışsam bari vicdanım rahat olsun. Hiç kimseye fazla sevgiyle bağlanmak bir uşak gibi sadık olmak istemem. Çünkü insanı ihanete alet etmeye kalkarlar. Kendini ihanet eden efendisine hayli hayli ihanet eder. Gel gelelim, öyle krallar vardır ki insanı yarı yarıya istemezler, kayıtlı şartlı bağlılıklarını küçük görürler. O zaman çaresiz, kendilerine koşullarımı söylemeyi daha uygun bulurum. Çünkü kölelik konusunda yalnız aklın köleliğini kabul edebilirim ki onu bile gereğince yapamıyorum. Terhizle, reçetelerle, disiplinle yaşamaktan daha ahmakça, daha hımbılca bir yaşama yolu olamaz.